Merhaba izleyiciler. Dedektörüyle devri alem gezimize devam ediyoruz. Bu sefer yolumuz Nevşehir'e düştü. Kapadokya bölgesindeyiz. Hani her fırsatta söylemiştim. Gördüğüm güzel yerleri, güzel mekanları sizlerden paylaşacağım, anlatmaya çalışacağım diye. Şimdi Kapadokya içerisinde gezerken böyle bir kilise alanına denk geldim. Kısaca buranın tarihini anlatayım. Burada Frigler, Hititler, Roma, Bizans uzun bir süre medeniyet yaşantıları sürmüş ve doğal olarak da bu medeniyet kalıntıları günümüze kadar gelmiş. Burada güzel bir kilise örneğini göstermek istiyorum ben size. Şöyle kısaca bakacaksınız. Üst tarafta farkındaysanız insan suretine benzeyen bir niş sistemi var. İşlenmiş bir niş sistemi var. Bunlar tabi Tanrı'yı temsil etmekte. Hemen yanında da var. Ve üst tarafta da iki tane küçük. Bunlar daha çok antik, yani Helenistik döneme ait şeyler, figürler. Hemen üst tarafta da bir odası daha var. Buranın içerisinde detaylarını göstereceğim. Burası bir antik kilise. Daha sonraki gelen medeniyet, yani Roma ya da Bizans burayı yine kendi amaçları için kullanmışlar. Burada bir kitabe gibi bir şey varmış. Burada bir işlemeler falan varmış. Fakat zaman içerisinde deform olmuş. Erozyonla falan deform olmuş. Şuradaki haçı göstermek istiyorum. Bakın buradaki haç da deform olmuş ama yukarıdaki kılıç motifleri. Kılıç motifleri. Bakın burada da gene insan suretleri var. Tabi burası deform olmuş. Kayaç yapısı olarak işlenmeye çok müsait bir kayaç. Ve insanlar da zaten bu kayaçların avantajlarını kullanmışlar. Bölgeyi şöyle bir göstermek istiyorum. Bu bölgenin hepsini gezeceğim. Gördüğüm, gözüme çarpan, anlatabilecek durumları ben size anlatacağım. Şimdi şöyle kilisenin içerisine bir girelim. Normal şartlarda burada bir kapısı olması gerekiyordu. Fakat kapı oymaları yapılmış, nişleri yapılmış. Fakat tabii günümüze kadar gelmemiş. Hemen girişte bir mumluk ve üst taraf odaya geçen bir delik. Yani muhtemelen burada yoğun bir şekilde ateş yakılıyordu. Bakın burada nişleri var yine. Ve içeride de yoğun bir ateşe maruz kalmış. Tavandaki hisleri görüyorsunuz. Yani bu her dönemde de yoğun bir şekilde kullanılmış anlamına geliyor. Burada dikkatini çeken noktalardan bir tanesi, tavan kısmına bakarsanız tavan motifi büyük bir haç şeklinde yapılmış. Görebilmişsiniz umarım. Yine burada niş sistemleri var. Burası tadilat görmüş günümüzde. Fakat her zaman bahsettiğim gibi düzgün bir onarım olmamış. Burada yine niş sistemler, mumluk dediğim sistemler var. Burası da yine kullanım amaçlı yapılmış bir niş sistemi var. Üst taraflarda gördüğünüz gibi yine Tanrı'ya atıfta bulunmuş. Onun suretini, yani Tanrı'ya açılan kapılar anlamında yapılan bir motiflerdir bunlar. Özellikle Roma döneminde ve Bizans döneminde çok kullanılmış olan bir motiflerdir bunlar. Evet. Şimdi buradaki genel yapıyı gördükten sonra burada dikkatimi çeken şeylerden biri, zaman zaman arazide gezerken de muhtemelen görüyorsunuzdur. Bu şekilde, bakın bu şekilde buraya bir oyma yapılmış. Yani birçok insan bunu adak bağlama yeri olarak söyler ama dönem dönem fark etmekte. Burada da aynı bir sistem yapılmış. Bunların kullanım amaçları henüz tam net olarak bilinmemekte şu an. Evet, üst tarafta biraz önce kapının girişinden gösterdiğim noktadan hemen üst tarafındaki aydınlatma, yani ateş yaktıkları yer, buranın aydınlatmasında bir nevi avize görevi görülmüş. Doğal olarak bacaları da var.
Buradan gezimize diğer kaldığımız yerlerden devam edeceğim. Kilisemizin genel yapısı itibariyle göstermiştim. Yine üst tarafta odaları falan var. Yine bu noktadan kilisenin başka yerlerine bağlantı geçiş noktaları var. Muhtemelen burada tünelleri vardır. Birbirine geçiş. Bu tüneller birbirine buradan bağlantılıdır. Hemen üst tarafta da bir tane parmağımın gösterdiği yerde bir tane nis sistemi, oyma sistemi var. Buralarda çok kullanılmış. Dediğim gibi buranın kaya yapısı işlenmeye çok müsait olduğu için ve insanlar bunun avantajını kullanmışlardır. Biraz önce içeride gösterdiğim yine bir unsuru ben size göstermek istiyorum. Buralarda da gene işlemler yapılmış ve burada da bir niş sistemi, burada daha büyük bir niş sistemi varmış. Fakat tabi bunlar da tarif olmuş. Buralar yoğun olarak kullanılmış olan yerler. İnsanlar kaya yapılarını, kayaç yapılarını kendi çıkarları için, kendi kullanım alanları için zaman zaman çok fazlasıyla kullanmışlardır. Ve kayalarda özellikle barınak ve sığınak yapmaları, aynı zamanda depo yapmaları tabii ki sağlamlık ve güvenlik açısından her zaman bir unsur teşkil etmekteydi. Burada bakın, burası, buranın da içerisine gireceğim. Evet, burası kapalı bir alanmış. Bakın, burası bir kapalı bir alanmış. Yani bu yüz tarafı kapalıymış. Ama döneminde burası açılmış. Burası da bir büyük mahzen. Daha doğrusu mahzen demeyeyim. Burası bir mezarlık alanıymış. Yani nekropol diye bahsettiğimiz bir mezarlık alanıymış. Ama döneminde açılmış burası. Bakın, bunlar ölü yataklarının olduğu yerler. Ölü yataklarının olduğu yerler, sunu yapılan yerler. Biraz önce hani izah etmiştim. Bakın, burada da aynı şekilde bir işlem yapılmış. Bunlar mezarı temsil etmekte. Dolayısıyla hani kilise içerisinde de birkaç tane mezar vardı. Tabi onların yerlerini maalesef gösteremiyoruz, söyleyemiyoruz. Burada bir yine bir kapalı bir alan varmış. Bu muhtemelen buradaki mezarlar kiliseye ait olan, kilisenin hizmetinde görev yapan insanlara, papazlara, papaz yardımcılarına ait bir mezarlarmış. Ama tabi döneminde burası açılmış. Ve duvarlar buradaki dikkatimi çeken sıvalıymış. Ama sıvaları dökülmüş. Yine burada ayrı bir bölüm varmış. Burası da kapalı. Ve burada döneminde açılmış. Yani bir bölgeye bakarken, bilgiyi analiz ederken ne amaçla, ne için yapıldığı muhakkak ki dikkatten kaçmıyor. Ama bundan daha sonra gelen medeniyet burayı farklı kullanım amaçları için yapmış ve kendine göre uyarlamış. Yine burada kaya yapıları. Bakın, şu alanlar o kadar çok kullanılmış ki kaya yapıları neredeyse düz bir hale gelmiş. Şuradan bir bakalım. Yani çünkü burası bayağı kullanılmış bir alan. Döneminde de çok kullanılmış. Evet, bahsettiğim gibi burası bir geçiş noktasıymış ve üst tarafa doğru giden ve üst tarafta da yapılar var. Zamanım kısıtlı olduğu için oralara geçemeyeceğim. Buralardaki ana temaları, ana noktaları göstereceğim. Bakın, ne kadar yoğun kullanılmış ki artık kayada bile insanın ayak izleri, yani kullanım yıpranmaları halen mevcut durmakta. Çok güzel bir görüntü. Güneş batımına da yakın. Buralar gerçekten kültür varlığı olarak o kadar güzel ki, yani sizlerin de gelip buraları gözleyip izlemesini, gezmesini isterdim. Ama ben sizin adınıza, Dedektör ile Devri Alem adına, ben size buraların hepsini, çekimlerini yapıyorum. Elimden geldiği, dilimin döndüğü kadar ben sizlere buraları anlatmaya çalışıyorum.